İyi akşamlar. Vizyon 58 TV ekranlarında Vizyon Arsa ofisi katkılarından her hafta olduğu gibi bu hafta da Türkan Ali Türkiseli programımız tam hızıyla devam ediyor sevgili dostlarımız. Gönüller dolusu sevgiler saygılar sunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz, saygılar olsun efendim. Bu arada biliyorsunuz her hafta birbirinden değerli konuklarımı getiriyorum ekranlarınıza değerli dostlarımız. Ama bu akşamki benim için çok özel, çok değerli bir kardeşim. Çok da gerçekten güzel eserleri olan, yazıyor, çiziyor, okuyor. Böyle siz sevgili dostlarımıza o güzel türküleriyle sizlerle birlikte olacağız. Evet, kim geldi? Vedat Gündoğdu geldi. Hoş geldin abla. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bomba hayır, gibiyiz vallahi hayır, maşallah. Olsun programı. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra hemen geçeceğiz. Sevgili dostlar biliyorsunuz her hafta iki konuk alıyordum ama bu hafta Vedat Gündoğdu'ya ait özel bir ortam yaptım. Tek konuk aldım çünkü onun eserlerini tamamen dinlemenizden taraftar olduğum için tek konuk aldım ama kadim dostum gene şehirlerle birlikte bizim programımıza katılan her haftaki bizim aile dostumuz sevgili Mustafa Köse aramızda. Mustafa abi hoş geldin. Sağ ol abla. Bu arada tabii ki Mustafa abi şiir okuyor biliyorsunuz. Aynı zamanda bu akşam programımıza da bizim o güzel sizin gönderdiğiniz mesajlarımızı okuyacak güzel güzel şöyle. Bize ne yapıyorsunuz? WhatsApp hattımız zaten ekranların altında sevgili dostlarımız. Hemen tıkır tıkır mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bizler de o güzel türkülerimizi size bu akşam burada canlı canlı okumaya çalışacağız. Evet Vedat Gündoğdu. Evet, şöyle ben oturayım yerime. Abla kurban olsun. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Heybede ne var bakayım? Neler getirdin? Biliyorum eserlerin çok güzel. Hepsi birbirinden çok değerli. Sağ olasın. Ama ablana özel illaki bir şeyler getirmişindir illaki o. Bildiğimiz eserlerin dışında. Buyurun. Ona da bakarız bir ara. Tamam. Haydi bakalım. Vedat Gündoğdu sizlerle sevgili dostlar. Akılsız gecimden süzdüm arıttım. Akılsız gecimden süzdüm arıttım. Gönül güneşime serdim kuruttum. Serdim kuruttum. Derdime ramımı sende çürüttüm. Şimdi ayrı ayrı yollara düştük. Derdime ramımı sende çürüttüm. Şimdi ayrı ayrı yollara düştük. Aşıklar avare dolanmaz deme. Aşıklar avare dolanmaz deme. Sen ol bilmeden bir şey söyleme. Bir şey söyleme. Sözüm geçmez iken deli gönlüme. Şimdi ayrı ayrı yollara düştüm. Sözüm geçmez iken de.
gel gönlüme. Şimdi ayrı ayrı yollara gözüm fark etmiyor yeşili alı. Gözüm fark etmiyor yeşili alı. Kurudu ömrümün göveren dalı. Göveren gün doldu çık doğan sahrayı çömür. Şimdi ayrı ayrı yollara düştüm. Gün doldu çık doğan sahrayı çömür. Şimdi ayrı ayrı yollara. Eyvallah Erenler, yüreğine sağlık. Yani bu genç yaşta bu kadar güzel eserler yazmak, onları müziğini değerlendirmek ve onu okumak ne kadar güzel bir şey. Teşekkür ederim. Ben tabii ki bir solist olarak, bir ablanız olarak Nazine gerçekten çok onur duyuyorum sizden. Sağ olasın. Böyle sanatçılar çok kolay yetişmiyor abla, kurban olsun. Doğru mu? Sağ olasın abla, teşekkür ederim. Yüreğimizden gelenleri pay etmeye çalışıyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi Vedat Gündoğdu, biraz müzikle alakalı bir şeyler soracağım. Tabii birçok dostlarımız bunu çok iyi biliyorlar. Ama bilmeyenler için de yeniden söylerim. Vedat Gündoğdu kaç yıldır müzikle uğraşıyor? Bu eserler nasıl ilham getiriyor? Ve kaç yaşında başladı? Abla şöyle, aslında ilham boyutunu her katıldığım yerde dile getirmeye çalıştım. Bugüne kadar hiçbir aşık ve hiçbir ozan ben bu eseri böyle yazıyorum diyemezdi. Bunun bir maneviyat kısmı var. O anlatılmıyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başladım. Dersim doğumluyum. Her iki dedem, amcalarım ve dayılarımdan, bizden aileden gelenmiş olduğu için. Yani gene aileden açınca, gelme bir gelenek evet, değil mi? Evet. Her iki tarafta da olduğu için. Maşallah. Böyle. Ama tabii onlarla feyiz aldıktan sonra da bu yetenek Cenab-ı Allah herkese vermez biliyorsun. Dolayısıyla o yeteneği de sana vermiş. Çok da mutlu oluyorum gerçekten. Sağ olasın. Günümüzdeki ozanlarımızın yeniden tekrarlaması gereken ortamlardan bir tanesi de sizlerde örnek olsun diye düşünüyorum. Eyvallah. Çünkü o diğer çok az ozanımız kaldı biliyorsunuz. Hiç kalmayacağına inanıyorum. Ya bu bir damardır. O damar her zaman bir yerlerde bir şeyleri yeşertiyor. İnşallah. Peki Vedat Gündoğdu, biraz sonra tekrar devam edeceğiz. Sevgili dostlar, bizlere ulaşmak için biliyorsunuz WhatsApp hattımız alt erkenliğe de geçiyor. Lütfen hemen mesajlarını yazıp gönderin. Şimdi Mustafa abi, sen bu akşam biraz durulacaksın. Hem şiir hem... Aramıza gurbet girdi ayırdı. Seni arar bu gözlerim canana. Bir de yavru gömdü
toprağa dizlerini döve döve yanana. Bir de yavru gömdüm kara toprağa, dizlerini döve döve yanana. Döve yanana. Bahar bize acı verdi Nisan'da, ne kamın eksidir bitmez tasanda. Gün dolduyum kaderime küssem de, sıcak döşün hasretimdir canana. Gün dolduyum kaderime küssem de, sıcak döşün hasretimdir canana. Bahar gelir neşeyle, gönlüm doldu tasayla. Kendimi vurdum bir yola, menzil belirsiz belirsiz. Bahar gelir neşeyle, gönlüm doldu tasayla. Kendimi vurdum bir yola, menzil belirsiz titredim. Derdim belirsiz belirsiz. Uykudan ırak yaşadım, geceleri gam işledim. Gündüz güneşte titredim, derdim belirsiz belirsiz.
Oldum düştüm dara, kim anlata beni yara. Daha gelmem bu diyara, gönlüm belirsiz ben. Gün doğduyum düştüm dara, kim anlata beni yara. Daha gelmem bu diyara, gönlüm belirsiz ben. Güzel bir söz ya. Diyor ki daha gelmem bu diğere, yönüm belirsiz belirsiz. Evet. Kime kızdın da yazdın ablacığım ya? He? Kızdık birileri. Değil mi? O zamanlar. Gündüz güneşle titredim. Ne kadar anlamlı sözler. Sağ yüreğine olasın. Sağlık var teşekkür olasın. Ederim. Peki Mustafa abiden güzel bir şiir dinlerim. Ondan sonra hemen gelen istek WhatsApp hattımıza gelen isteklerimize bir bakalım. Birçok dostlarımız bize yazmaya başladılar. Bir fon müziği alalım çocuklar. Mustafa abi de güzel bir kalem. İleride şeyleri değerlendiririz yani. Allah izin ederse. Bugün bir sürprizle başlayalım. Dağa yazdık, taşa yazdık, ovuya yazdık, kuşa yazdık. Bir de bacımıza yazak dedik yani. İki yıldır emek veriyor bize. Teşekkür ederim. Bana da mı yazdın Mustafa abi? Hadi bakayım bir dinleyelim. Televizyona yaz, müzisyenlere yaz, hepsine yaz. Dinmez gönlümün ahları, fayda etmez eyvahları. Senin için gözyaşları, sel oldu da aktı, aktı Dilber, Dilber, Dilber. Yana yana döndüm kora, bu aşk beni koydu zora. Sevdan için yandım nara, ciğerimden, ciğerimden yaktı Dilber, yaktı Dilber. Benim bu gönlümü çaldı, dönülmez yollara saldı. Aklımı başımdan aldı, kaşlarını yaktı Dilber, yıktı Dilber. Gel, gel güzelim konuşalım, bir Arif'e danışalım. Bir tenhada buluşalım, sanki benden bıktı Dilber, bıktı Dilber. Mustafa'nın fermanısın, dizlerimin dermanısın. Nere baksam karşımdasın, gözyaşların döktü Dilber, döktü Dilber, döktü Dilber. Yine sağlık Mustafa abicim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi biliyorsun, abla kurban olsun, Dilber'in anlamı güzel bir bayandır. Ben de rahmetli babam ismimi takmış. O güzelliği taşıyorum muyum fiziksel olarak bilmiyorum ama... Ruhsal olarak o güzelliği yaşıyorum, evet taşıyorum da yıllardır. 40. yılına basıyoruz artık yani 36 albüm yaptık. Dile kolay. Bu gidişle herhalde sahnelerde öleceğiz ablacığım. Albüm dönemi de çok kalmadığı için nice albümler olsun diyeceğim. Hepimize inşallah. Şimdi tabii ki kalmadı, doğru söylüyorsun evet, ama. Maalesef. En azından albüm birer alan da yok, albüm dinleyen belki... de, albüm yapan da yok aslında. Sanatçılara dikkat et. Şimdi atıyorum 5-10 senedir doğru dürüst böyle... sıfır eserlerle, yeni bestelerle albüm yapan sanatçı sayısı çok az. Çok az çünkü biliyorsunuz ekonomik olarak da bayağı çok işteyiz. Müzik camiasında. Yok, bazıları üçkağıtçılık yapıyor abla. Niye? O bize göre değil ablacığım. Gidip Anadolu'dan derleme yapmayıp böyle birisi türkü okuyor, o türkü patlıyor. Hepsi o türküyü koyuyor albümüne. Anladın mı? Herkes bir iki türkünün peşinde koşuyor. Ama kimse Kars'a, Erzurum'a, Sivas'a, Erzincan'a, Dersim'e gidip derleme yapıp işte orada var olan belki de hakkın rahmetine kavuşmak üzere olan aşıklar, ozanlar var, tamam mı? Gidip onlardan alıp değerlendirme. Herkes bekliyor. Hazır akon. Yok bir şey yani. Kısır döngü içerisinde. Şimdi aslında bak işte o çok önemli bir konu Vedat'cığım ama
Sen onu yapmıyorsun mesela. Sen gibi o kadar çok değerli dostlarımız da var. Belki isimlerini duyurmamıştır. Ama onlara da ulaşmak da kesinlikle bizim vazifemiz. Ha, burada oturuyor bak. Ay, şu gördüğün canım. Çok güzel bir kalem. Değil mi efendim? Müthiş sözleri var. Müthiş yani eserleri var ama işte herkes. Peki Vedat'cığım, bu konuya dokunuruz inşallah. Hemen mesajlarımıza bir bakalım, tamam. Abla kurban olsun. Benim gözüm görmüyor, Mustafa abi gözlük takıp okusun. Maşallah gene her zamanki gibi dostlarımız bir hayli mesaj göndermişler. Tabii ki Vedat'ın da bir ayrıcalığı olması lazım bu akşam diye düşünüyorum ki olmuştur. Eyvallah. Programınızı severek takip ediyorum. Abi normal mikrofon tut yanına, biliyorsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Mühür gözlüğümü çalarsanız memnun olurum. İyi yayınlar, teşekkürler. Ali Duman Kayseri'den. Kayseri'ye selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Kayseri'ye abiciğim. Selam olsun efendim. İyi yayınlar Türkan'a. Mustafa Köse'den güzel bir şiir istiyor. Kayseri'den Mehmet. Kayseri'ye selamlar. Abi Kayserili galiba. Abi Kayserili, evet. İyi yayınlar İlber Hanım, Mustafa Köse abimden. Biz Kayserilere şiir okumasını istiyorum. Hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ahmet. Eyvallah. Teşekkür ederim Diyarbakır'a, selamlar olsun. Hayırdır ağabey? Vallahi bilmiyorum bacı işte. Hadi bakalım. İyi akşamlar, ben İstanbul'dan Aytekin Öztürk, Dilber Doğan'dan Dersim'in Dört Dağ İçinde türküsü okumasını rica ediyorum. Dersim Dört Dağ İçinde. Dersim Dört Dağ İçinde. Merhaba Dilber bacım, bu akşam da yine senin buğulu sesinden türküler dinlemek ayrı bir güzellik. Bir Türkiye'de Dikmen ailesi için istiyorum, başarının daim yolun açık olsun Fikret Dikmen Nide. Teşekkürler üstadım Fikret Hoca, inşallah en kısa zamanda gelirsin. Çok güzel. Hepimizin tanıdığı bir üstadımız. Kesinlikle. Merhabalar, ben Kayseri'den yazıyorum. Şairimiz Mustafa Köse'den bir şiir istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Maşallah Mustafa abi, iyisin. Yine selam olsun. Hayırlı geceler. Ben Bursa Karacabey'den Muhammed Şahin. Sıradaki türküyü Sivas'taki Gül ailesine, Şahin ailesine ve bütün sevdiklerime istiyorum. Sivas'ımıza, ülkemize selam olsun efendim. Merhabalar, ben Gazi Mahallesi esnaflarından Baran Yüksel. Öncelikle iyi programlar. Vedat Gündoğdu'dan Yarda Gizlidir türküsünü rica ediyorum. Bu eser Sivas Zara Sancaktepe Köyü'ne bundan annem Suna Hanım'a gelsin. Selam olsun Zara'mıza da Vedat'ım, bu eserinde selam. Gerçekten çok güzel. İyi yayınlar canım. Bugün programın muhteşem, birbirinden çok değerli canların bir arada arkadaşlarla sizleri izliyoruz. Konuklarınıza selamlar İzmir'den Meryem. Benim ablacığım, ellerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum. Ha, kardeşini getirdim valla. Vizyon TV ailesine saygılar sunuyorum. Ozan Vedat Gündoğdu konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendisinden Yara Gizlidir eserini rica ediyorum. Benim yüzünden Öznur. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, ben Hollanda'dan İbrahim Yıldırım Can. Kardeşim Vedat Gündoğdu gibi bir değerli konuk aldığınız için öncelikle size teşekkür ederim. Vedat kardeşimden sıradaki eseri sayın eniştem, sayın eşim Elmas Yıldırım'a armağan etmek istiyorum saygılarımla. Eyvallah. Ellerinden öperim İbrahim abinin. Herkese selamlar. Merhaba olsun. Dilber ablacığım. Ben Kastamonu Taşköprü'den satılmış Erdoğan. Sizden rica. Ela gözüm, ben bu elden gidersem türküsünü istiyorum. Eyvallah. İyi akşamlar, İstanbul'dan izliyoruz. Sizlere ailem için Mustafa Köse kardeşimden şiir istiyoruz. Selamlar olsun. Eyvallah. Hayırlı yayınlar. Ben İstanbul'dan Ömer Bulucu. Sıradaki türkü Su Şehri Yamaç Köyü'ne gelsin. Yamaç Köyü'ne, su şehrimize selam anam, olsun. Anam Garip Anam türküsünü çalabilir misiniz? İnşallah. İyi yayınlar Dilber Hanım. İstanbul'dan izliyoruz sizleri. Sizden bacım türküsünü istiyorum. Mustafa Köse'den kardeşim şiirini istiyorum. Eyvallah. Beş beşe bağlayalım o zaman. Bir uzun ama bir şiir olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar Dilber ablam. Sana ve konuklarına Antalya'dan kucak dolusu saygı ve sevgilerim derim. Senden benim için bir türkü okumanı rica ediyorum. Ablam Antalya'dan Oya. Oyacım selamlar, gözlerinden öpüyorum Antalya'ya, selam İstanbul olsun. İstanbul Bağcılar'dan Ceylan, Vedat Gündoğdu'dan Mes türküsünü istiyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Eyvallah, yol açık olsun, iyi akşamlar. Maşallah. Mustafa abicim, orada kalalım. Tamam. Orayı unutma. Evet Vedatcan. Evet, bakalım. Abi. Değil mi? He. O güzel eserlerden gelsin yani, insanlar artık tamam, bekliyorlar. Bir yerde gizlidir. Bir de peşine düşmesin. Tamam. Uyarsa size de. Neden uymasın? Efendim tekrar biliyorsunuz, bize ulaşmak için WhatsApp hattımızda yazıyor. Vizyon 58 olarak kaydedersiniz. Hemen bize isteklerinizi, arzularınızı gönderiyorsunuz sevgili dostlar. Söyleyin tabibe ilaç yazmasın. Derdimin dermanı yarda gizlidir. Nispet eder gibi uzak gezmesin. Devası merhemi
yarda gizlidir. Nispet eder gibi uzak gezmesin. Devası merhemi yarda gizlidir. Yarda gizlidir. Nedendir aşıklar hep çile çeker, ömrü bitene dek gözyaşı döker. Gün doldu göksünden kalbini söker, yılların hasreti orada gizlidir. Gün doğdu göksünden kalbini söker, yılların hasreti orada gizlidir. Oh, orada gizlidir. Çok derdin başıdır. Bu dert bile kanser eşidir. Merhem ise sevda saçan kişidir. Dilerim ki kimse buna düşmesin. Dilerim ki kimse buna düşmez. Merhem ise sevda saçan kişidir. Dilerim ki kimse buna düşmez. Dilerim ki kimse buna düşmez. Adım çıkar ucu beye arsıza. Gönül işte bazen düşer nursuza. Hak sabırlar versin yarlı yarsıza. Dilerim ki kimse buna düşmez. Dilerim ki kimse buna düşmez. Hak sabırlar versin yarlı yarsız. Dilerim ki kimse
hesaba düşmesin. Dilerim ki kimse buna düşmez. Yürek değil kemik bile sızlıyor. Candır işte ne hikmetse özlüyor. Bak gün doldu millet neler söylüyor. Dilerim ki kimse buna düşmesin. Dilerim ki kimse buna düşmesin. Bak gün doğdu millet neler söylüyor. Dilerim ki kimse buna düşmesin. Dilerim ki kimse buna düşmesin. Eyvallah, yüreğine sağlık güzel kardeşim. Yolun açık olsun, gönlün var olsun. Gerçekten genç ozanlarımızdan diyeyim artık. Çünkü sen ozan sıfatını taşıyan bir kardeşimsin. Teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanlar içinde de ben inanıyorum ki daha da çok güzel eserler yazıp ve onlara imza atacaksın, biliyorum. İnşallah değil mi? Ömrümüz olmuş. Kardeşim bir ses ver, anne kurban olsun. Yatamıyım gözlerim geç oldu. Yavrum geç oldu. Neredesin benim yavrum neredesin? Kuzum nerede? Bu ayrılık hepimize güç oldu. Neredesin benim yavrum neredesin? Ah neredesin benim kuzum neredesin? Bu ayrılık hepimize de güç oldu. Neredesin benim yavrum neredesin? Ah neredesin benim kuzum neredesin? Eda gözlüm ben bu elden giderse. Eda gözlüm ben. Saçına el
başına. Kudret kalemleri çekme kaşını. Gözüm okudum. Şimdi reklam arası reklam arası ekmek parası diyoruz ya, ama gene güzellikler geliyor bize Vizyon Arsa Ofisi'nden. Bakalım bizlere ne sürprizleri var. Az sonra görüyoruz. Kış erken geldi garip ömrüm, benim ömrüm, maç ömrüm.
çizmezdim alnımın yazıları. Yeni sesler olsun işte, hani birbirlerini tamamlasınlar ama üzüldüğümüz şeyler oldu orada. İşte ünlü dediğimiz, popüler dediğimiz sanatçıların o çalışmalarda gerçek yüzlerini tanıyınca çok üzüldüğümüz zamanlar oldu. Onun için bunda öyle bir şey yapmayacağız. Yeni sesleri tamamen böyle işi müzik olan, bu işten geçinen, yüreği güzel, sesi güzel kardeşlerimize bu albümde yer vereceğiz. İnşallah. Şimdiden hayırlı olsun diyelim ben. Evet Mustafa abi, bir şiir dinleyelim. Şiirden sonra bir hayli mesajlarımız birikti. Bugün sabaha kadar buradayız inşallah. Dost belli değil, düşman belli değil. Sararsa çakallar dört bir yanını, güvenme dostuna emer kanını. En sevdiğin gelir alır canını. Düşman belli değil, dost belli değil. İpin ucu kimde, puşt belli değil, puşt belli değil. Dost, dost dediklerim vefasız çıktı. Hayaller kurudu, umutlar bıktı. Gelip can evimden vurdu da yıktı. Düşman belli değil, dost belli değil. İpin ucu kimde, kuş belli değil, kuş belli değil. Zamane bozulmuş insanlar yalan, gönül bahçem olmuş virane talan. Dost dediklerin zehirli bir yılan. Düşman belli değil, dost belli değil. İpin ucu kimde, kuş belli değil, kuş belli değil. At izi karışmış itin izine, güven olmuyor ki kardeş sözüne. En yakının bile bakmaz yüzüne. Düşman belli değil, dost belli değil. İpin ucu kimde, kuş belli değil, kuş belli değil. Dünya, dünya benziyor film sahnesine. Güven olmuyor dostun kahvesine. Baykuşlar gönmüş, baykuşlar konmuş gönül bahçesine. Düşman belli değil, dost belli değil. İpin ucu kimde, kuş belli değil, kuş belli değil. Mustafa abicim, bazen istediğimiz ortamlar olmayabiliyor. Olabilir, canlı yayındayız, gayet normal. Hemen mesajlarımıza bir geçelim güzel abi, gözlükleri bir tak. Yani oluyor bazen ufak tefek sıkıntılar canlı yayındayız sonuçta. Bizler Şanlıurfa Halifetinden bir istediğimiz olacak. Seyfi Sucu'dan Baba Günü Ayrıldım dizilerine o şiirin sözleri de söyler misiniz? Çok makbule geçer, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar İzmir'den Zeynep, ben de bir Sivaslı olarak Vedat Gündoğdu'dan Yüreğimin Başı Yanar, yangın yeridir istiyorum. Vedat Gündoğdu'yu konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Ana programlarını beğenerek bakıyoruz.
Başarılar diliyor. Sizden ana türküsünü istiyorum. Söylerseniz mutlu olurum. Ben Erdek'ten Ali Çelik. Bu kadar ablam. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bizi izleyen tüm dostlarımıza saygılar ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar şu anda? Biz hazırız. Evet. Burası hazır. Recep de hazırsa, sazlarımız da hazırsa. Evet. Vedat Gündoğdu'dan güzel bir eserle devam Aslanı tilkiden kaçarken gördüm. Serçeyi yılanı tutarken gördüm. Kardeşi kardeşe çatarken gördüm. Böylesi zamandan arıyorum. Kardeşi kardeşe çatarken gördüm, böylesi zamandan ardıyorum. Sırtım kime dönsem kamçısı hazır. Sırrım kime versem mezarım kazır. Mazlum insanları koru ya Hızır. Böylesi zamandan ar duyarım. Mazlum insanları koru ya Hızır, böyle zamandan ar duyarım. Yaz gün doldu elbet, anlayan olur. Derdi figanını dinleyen olur. Hakka sığın kötü, belasın bulur. Böylesi zamandan ar duyarım. Hakka sığın kötü, belasın bulur. Böylesi zamandan ar duyarım. Yürene sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eyvallah, yol arkadaşın sevgili Seyit Ali'ydi değil mi? Seyrani. Seyit Ali soyadın neydi? Seyrani. Seyrani. Evet. Ben de Seyit Ali anladım. Hani Seyrani bazen sağ duymaz. Uydurmuş. Seyrancığım hoş geldin programımıza. Nereden katılıyor programımıza ablacığım? İzmir'den. İzmir'den geliyor. Mikrofona konuş ablacığım. İzmir'den geliyor kardeşimiz. Ama maşallah birbirimizi tamamlıyorsunuz. Birbirimizi tamamlıyoruz da keşke gittiğimiz yerlerdeki şeyler de bizi tamamlasa. Bazen böyle sorunlar yaşıyoruz. Söylemek istiyorum. Çünkü aynen doğru. Geldi. Hepimiz doluyuz. Şimdi bizim gittiğimiz televizyon sayılı, televizyonlar sayılı. Ama televizyonlar sadece tamam arsasını satsınlar ama
Peşine bağlamak istediğin herhangi bir eser var mı, yoksa ben mi devreye geçeyim? Tamam, yakın toparlayınca kadar. Ben hemen toparlayayım. Gene Seyfi Doğanay'dan güzel bir eser okuyalım. Anne kurban. Saçımın akına bakma sultanım. 18 yaşına girmiş gibiyim. Şimdi Doğanay'la ben çok çalıştığım için onu da çok eserler okudum. Mekanı cennet olsun. İnşallah olsun. Saçımın ardına bakma sultanım, 18 yaşına girmiş gibiyim, girmiş gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibiyim. Belki senden 3-5 yaşlıyım ama zincire vurulmuş aslan gibi. Hatır kırarsın, gönül yıkarsın. Seni sevdim desem yar yar, belki kızarsın. Ondandır karşımda dilsiz gibi. Seni sevdim desem yar yar, belki kızarsın. Sevgili Seyfi Doğanay abime gitsin. Evet Ciger. Ciger diyorum çünkü sen gerçekten ciğerli bir insansın. Sağ olasın, sırada ne var abla, kurban olsun. Abla sırada bir şey yok. Yani benim sorun giderilmedi. Jack mı giderilmedi? Yani. O zaman nasıl yaparız? Bizim Jack'ı... Bir bak bakayım. Tamam. Teşekkürler Emre abi. Thank you.
üzerinde topraklar taşlar kurudu gözümden süzülen yaşlar. Kendime seçtiğim sözde sırdaşlar başım dardayken bırakıp dünya üzerinde topraklar taşlar kurudu gözümden süzülen yaşlar. Kendime seçtiğim sözde sırdaşlar başım dardayken bırakıp çekilmez derdimiş sevda yarası, merhemi de yok ki babam alıp süresi. Tahası biçilmez ücret veresi, bütün yollarımı kapatıp. Çekilmez derdimiş sevda yarası, merhemi de yok ki eyvah alıp süresi. Bahası biçilmez ücret veresin, bütün yollarımı kapatıp git. Koşar mı yağmazsa derenin seli, açar mı kış iken goncası gülü, öter mi dalımda şeyda bülbülü, baykuşlar dalıma türeyip git. Bu bendeki yara sevda yarası, merhemi de yok eyvah alıp süresi. Bahası biçilmez ücret veresin, bütün yollarımı kapatıp. Çekilmez derdimiş sevda yarası, merhemi de yok eyvah alıp süresin. Bahası biçilmez ücret veresin, bütün yollarımı kapatıp. Yalanmış her sözlük dua dilekte, can dediğim candan yedim bir tekme, beni bir başıma bırakıp. Çekilmez derdimiz sevda yarası, merhemi de yok eyvah alıp süresi. Bahası biçilmez ücret veresi, bütün yollarımı kapatıp git. Çekilmez derdimiş sevda yarası, merhemi de yok eyvah alıp süresi. Bahası biçilmez ücret veresi, bütün yollarımı kapatıp git. İstemem ki taclı dünya güzeli, sensin şu gönlümün elbet özeli. Sana zevdam şimdi değil ezeli, ben ölmüşüm senden ayrı gezeli. Ben ölmüşüm senden ayrı gezeli. Yüreğimin başı yangın yeridir,
beni yakan yar zalimin gülü. Geziyorum sarma bu can dilidir. Bu derd beni erime. Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan yar zalimin gülüdür. Geziyorum sarma bu can dilidir. Bu derd beni erime. İstersin bu canımdan bıktırdın. Gece gündüz aşk oduna yaktırdın. Çağırıp düşmanım bana baktırdın. Gün doldu ya düşman mısın efendim? Gün doldu ya düşman mısın efendim? Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan yar zalimin gülüdür. Geziyorum sanma bu can dilidir. Bu dert beni erime. Yüreğimin başı yangın yeridir. Beni yakan yar zalimin gülüdür. Geziyorum sanma bu can dilidir. Bu dert ben erim, erime. Eyvallah, yüreğin var olsun, abla kurban olsun. Ya şimdi, şimdi hani bazen insan sesi ve duygularını bir araya yüklediği zaman ne kadar güzel şeyler ortaya çıkıyor, değil mi? Eyvallah, sağ olasın, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Ablacığım, program ne çabuk gitti. Bugün... normalde iki konuk varken farklıydı ama tek konukla bu kadar hızlı geçebileceğini tahmin etmemiştim. Hı. Ama gene harikalar yarattın abla, kurban olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yüreğin var olsun. Son sözlerimizi alalım ablacığım. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür Emek ederim. Veren herkese teşekkür ederim. İnşallah görüşürüz. İnşallah. Sağ bu yeni olsun. Albümde de yeni sezonda da inşallah evet. Birlikte olacağız. Sağ olasın. Yüreğin var olsun, yolun açık olsun. Yeniden teşekkür ederim eşlik ettikleri evet. için. Güzel kardeşimizin yüreğine sağlık diyoruz. Evet Mustafa abi, yüreğine sağlık. Tabii ki son aşamada olduğumuz için bu hafta biliyorsunuz fazla da şiir okuyamadık gene. Evet. Bir tane iki tane okuyabiliyoruz. Bu da şundan kaynaklıyor, zaman ve türkülere biraz daha zaman ayırmak adına oluyor tabii. Tabii ki zamanımız var. Zövkalar olduğu için. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Yani Mustafa abi sen zaten artık... bizim yol arkadaşımız ve can yoldaşımızsın. Onun için her hafta iki tane şiir bence makbul olur diye geçiniyorum. Peki vicdansız gelsin. Finale doğru gittik sevgili dostlar. Yayında yapımda emeği geçen tüm dostlarımıza, buradan Sivas'taki stüdyodaki bütün arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda hepsi iyileşsin, işlerine dönsünler. Bugün gene İstanbul'da da gene bir sıkıntımız var. Kameraman arkadaşlarımızdan sevgili Ece kızım da rahatsız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet Erdoğan'ım çok teşekkür ediyorum. Yönetmen kardeşim, sevgili Emrah'ıma teşekkür ediyorum. Ufak tefek hatalarımız olabilirse de sizden özür diliyorum sevgili dostlar. Canlı yayındır biliyorsunuz, bazen olabiliyor. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Ama diyorum ki Vizyon 58'de ve türkülerle kalın. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Erken geldi garip ömrümün, benim ömrümün, nazar ömrümün.